İnsanlar binlerce yıldır zayıflamak, fit kalmak, dinç olmak, genç kalmak için çeşitli yöntemler araştırmakta, bulmakta, kullanılmakta. İnsanlık tarihince bu böyledir. Sistematik olarak zayıflamak ise 1920'lerde Hollywood'daki artistlerin zayıflamak, fit kalmak için geliştirmiş oldukları protein diyetiyle bir diyet salgını başlamıştır. 1920'lerden günümüze kadar protein diyeti, yani et, peynir, yumurta gibi hayvansal gıdalar yiyerek karbonhidratsız beslenme, bu yağ ve protein ağırlıklı beslenme 20'lerden bugüne kadar çeşitli doktorlar ve ilim adamları tarafından hafif değişiklikler yapılarak günümüze kadar devam etmiştir. Doktor Atkins, Doktor Dukan bu protein diyetini biraz değiştirerek Dukan diyeti, Atkins diyeti, low fat denilen hafif yağlı et diyeti vesaire. Güney sahil diyeti, Kaliforniya. Yani biraz buna deniz ürünleri de katmışlar. Vesaire. Günümüze kadar bu protein diyeti bir dalga dalga zaman zaman çeşitli uzmanlar tarafından yeni bir buluşmuş, yeni bir görüşmüş gibi hafif değiştirilerek piyasaya sürülüp insanları bu yönde yönlendirmeye çalışmışlardır. Son zamanlarda Türkiye'de ise Doktor Canan Karatay hanımefendi de protein diyeti diye televizyon dolaşıyor. İnsanları protein ağırlık beslenmeye teşvik ediyor. Et, peynir, yumurta yiyin istediğiniz kadar, problem yok. Kolesterol yükselsin, problem yok. Ekmek yok, sebze yok, meyve yok diyor. Yani karbonhidrat yasak, protein, yağ serbest. Bol bol yağ ye. Peki ilim ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretim gördüğünü, eğitim gördüğünü söyleyen Karatay hanımefendi, Hollywood'da çıkan protein diyetini Hollywood'da diyet dediniz, biraz değiştirerek diğerleri gibi yeni bir şeymiş gibi ortaya çıkarmakta. Ha, bazı tabii ki bizim yıllarda söylediğimiz gibi o da beyaz un zararlı diyor. Biz de diyoruz kepekli un kullanın. Efendime söyleyeyim, sofra tuzu zararlı. Evet biz de diyoruz sofra tuzu zararlı. Himalaya tuzu kullanın vesaire. Bunlar bilinen şeyler, artık yıllardır konuşuluyor. Yani burada Karatay hanımefendinin yeni bir şeymiş gibi ortaya attığı proteinli ve yağlı beslenme iyi bir şey olduğunu söylüyor. Fit kalınır diyor vesaire. Ben de diyorum ki çok tehlikeli yapmış olduğunuz iş. Neden? Çünkü milyonlarca insanın sağlığıyla oynuyorsunuz. Milyonlarca insanın sağlığı ile oynuyorsunuz. Evet, nasıl mı oynuyor diyeceksiniz. Şöyle oynuyor. İki tür gıdalar ikiye ayrılır. Bir, asidoza sebep olan gıdalar, asidik gıdalar, alkalik gıdalar. Nedir asidik? Asidoza sebep olan gıdalar, alkalik gıdalar. İki tür gıda vardır. Yani bir de ortada. Et, peynir, yumurta ve deniz ürünleri asidoza sebep olur. Nedir asidoz? Kanımızın pH değeri 7.40. 7.40'tan hafif böyle kayma olursa kanın pH değeri asidik ortamda değişirse 7.35, kanın asit baz dengesi bozulur. 7.40'tan 7.35'e binde ikilik bir sapma
hayati tehlike başlar. Neden? Çünkü asitli ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Bağışıklık sistemi çöker. Asidoz, mikropların asitli ortamda mikropların çoğalması hızlanır. Bağışıklık sistemi zayıflar. Mesela kalp kaslarındaki asit baz dengesi 6.9. 6.5'e düşse ne olur? Kişi kalp krizinden ölebilir. Şimdi vücudumuzdaki asit baz dengesini sağlayan 4 temel unsur var. Kimyevi, buna kimyevi tamponlar denir. Nedir bunlar? Protein tamponu, eritrozit, hemoglobin tamponu, efendim fosfat tamponu ve karbonik bikarbonat ve karbonik asit tamponu. Bu tamponlar vücudumuzdaki asit baz dengesini kişi doğduğu günden öldüğü güne kadar sürekli dengede tutması gerekir. Tutar. Fakat kişi aşırı et yiyorsa, aşırı peynir yiyorsa, aşırı yumurta yiyorsa, sebze yemiyorsa, meyve yemiyorsa, ekmek yemiyorsa, yani beyaz undan yapılan ekmeği kastetmiyorum, kepekli ekmek. Asidoz nedeniyle neler olur? Bir bakalım neler olur. Bir, aşırı peynir yiyenlerin bağırsaklarında zehirli gazlar artar. Çünkü mantarlar hızla çoğalır. Bağırsakları şişer davul gibi. Mantarlar toksik madde üretir. Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar. Etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkol üretir. Asidik ortamda çoğalır. İki, kalp kaslarına zafiyet oluşur. Kalp krizi geçirebilir. Lenf bezleri bünyemizde insan vücudundaki asidi toplar, asitik tuza dönüştürür. Yani nedir? Mesela karbonik asidi kalsiyum, magnezyum, stransiyum, baryumla birleştirerek asitik tuza dönüştürür, depolar. Eğer kişi aşırı et, peynir, yumurta yiyorsa aşırı asit oluşur. Bu fazladan ortaya çıkan asidi lenf sistemi toparlayıp asitik tuza dönüştürmek için aşırı mineral harcar. Aşırı kalsiyum, magnezyum, stransiyum, baryum gibi mineral kaybı bağışıklık sistemini çökertir. Yani kişi de önce lenf bezleri koltuk altında, kasıkta vesaire, boğazda şişer, sonra lenfoma kadar gider. Lenf kanserine kadar gider. Evet. Gözüm oluyor. Asidik ortamda amonyak oranı yükselir. Aflatoksin yükselir. Aldehitler yükselir. Ne olur? Aldehitler, aflatoksin ve amonyak oranı yükselirse 1. Karaciğer yağlanır. 2. Karaciğer yağlandığı için toksik maddeler artmak için aşırı vitamin harcar. Yine bağışıklık sistemi çöker. 2. Artık karaciğer bu toksik maddeler arıtamaz. Arıtamadığı toksik maddeler beyine etki yapar. Hormon dengelerini bozar. Kişide panik atak, depresyon, Huntington, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Evet. Asidoz nedeniyle mantarlar çoğalır dedik. Asidoz nedeniyle kılcal kan dolaşımı zafiyeti ortaya çıkar. Bu da hemoroide sebep olur. Venöz yetmezliğine sebep olur. Venöz yetmez. Evet. Yağları bünyemiz yani et yediğinde, kişi peynir yediğinde yağlar asitik asidi asetik tuza dönüştürür. Asetik asidi asetik tuza dönüştürmek için yine kalsiyum, magnezyum, stransiyum, baryum gibi mineral harcar. Aşırı mineral kaybı bağışıklık sistemini yine çökertir. Proteinler ise ürik aside dönüşür. Ürik asidi ürik tuzuna dönüştürmek için
yine aşırı mineral harcanır. Yani et, peynir, yumurta gibi aşırı hayvansal besinle beslenenlerde ürik asit, asetik asit artar. Asitleri nötrleştirmek için aşırı mineral kaybına sebep olur. Bu da hücre yapımında, hücre için harcanması gereken mineraller azaldığı için kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalır. Evet. Hücre asitlenmesi nedeniyle hücreler sertleşir. Hücre asitleştiği için mesela hücre elastisitesini kaybeder. Hücre sertleşirse hücrenin içerisindeki pislikler dışarı atılamaz, besleyici madde içeri giremez. Hastalıklı bir hücre yapısı ortaya çıkar. Hücrelere oksijen taşıyan eritrositler görevini yapamaz hale gelir. Asidoz nedeniyle kişide nefes darlığı problemi ortaya çıkar. Çünkü oksijeni taşıyan eritrositler görevini yapamaz. Asidozla birlikte kandaki protein, kan asidoz kanı ağırlaştırır, koyulaştırır, kan akışı azalır. Bir de protein oranı yüksekse yine iyice ağırlaşır. Kan akışı azalır. Asitleri yok etmek için aşırı oranda vitamin, mineral, enzim harcandığı için ne olur? Saçtaki, kıldaki, kemikteki vitamin oranı azaldığından kemik erimesi başlar, saç dökülmesi başlar, tırnaklar kırılgan olur. Evet. Asidoz nedeniyle asit tuzları oluşur. Asit tuzlarını vücudumuz atamazsa çeşit çeşit romatizmalı hastalıklar, ankilozan spondilit, artrit, artroz, fibromiyalji gibi, behçet gibi, gut hastalığı gibi hastalıklar ortaya çıkar. Artı bu kristaller sinirleri sıkıştırır, kişi ağrıdan, sızıdan yatamaz hale gelir. Bir önemli konu da asitlenme nedeniyle asidin nötrleştirilmesi gerekir. Asidi nötrleştirmek için diyelim ki kanda asit akıyor. Bu asidi nötrleştirmek için kalsiyum gerekir. Kalsiyum, kandaki kalsiyumu asit emer, kendine bağlar. Kanda kalsiyum bulamazsa damarların iç yüzeyindeki lipidin içindeki kalsiyumu emer. Damarların iç yüzeyindeki kalsiyum oranı azalırsa bu azalan kalsiyum azalması nedeniyle damarların iç yüzeyinde kalsiyumun eksikliğini kolesterolla kapamaya çalışır. Damarların iç yüzeyinde ortaya çıkan kalsiyum eksikliği kolesterolla kapatılır. Fakat bu geçici bir kapatma. Kalsiyum ihtiyacını karşılayana kadar bu. Sürekli bir kalsiyum eksikliği damarların iç yüzeyinde çentikler yani yırtıklar oluşmasına sebep olur. Yani zamanla neye benzer? Damarlar, su borusunu düşünelim damarları, ama delinmiştir, sağından solundan çivi batmış, delinmiştir. Bahçenizi sulamak istersiniz, sulayacaksınız ama sulayamazsınız. Neden sulayamazsınız? Çünkü sağından solundan sızıntılar oluyor, sızar sula. Damarların iç yüzeyinde azalan kalsiyum nedeniyle buralara yapılan geçici yamalar, kalsiyum yamaları tam olarak damarların iç yüzeyini kapatmadığı için sızıntılara sebep olur. Bu da ödeme sebep olur. Venöz yetmezliğe sebep olur. Evet. Şimdi bu aşırı et ve peynir tüketme kişiye kalp damar rahatsızlığına sebep olur. Alzheimer, Parkinson, depresyon, Huntington'a sebep olur. Kemik erimesine sebep olur. Karaciğer yalanmasına sebep olur. Damarların incelmesine, zayıflamasına ve fonksiyonunu yavaş yavaş herhangi bir basit tansiyonda kişinin
probleminde damarlar damar zafiyeti ortaya çıktığı için beyin kanaması, kalp krizi olabilir vesaire. Şimdi bütün bunlar bilindiği halde neden Profesör Doktor Karatay Amerika'da okudum diyor? Ya okudum da ne oldu? Okudum da ne oldu? Hollywood diyetini alıyorsun Türkiye'ye Karatay diye. Affedersin yani o yapılacak iş değil. Yani vatandaşa yeni bir şeymiş, modern bir şey, iyi bir şeymiş gibi yutturmayalım. Değil mi? İnsan sağlığıyla oynamayalım. Hazreti Ali diyor ki her gün et yiyen her gün alkol içen gibi olur. Et kolik. Her gün et yenir mi? Her gün peynir yenir mi? Peynir hiç yememek gerekir. Peynirle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü klinik araştırması yapmıştır. Yapılan bu klinik araştırmasında bu Almanca bir dergi. Naturheilpraxis. Peynirden alınan kalsiyumun 3 katını atarsınız. Çünkü peynirdeki yağ, yağ asidine, yağ asidi aside dönüşür. Peynirin sebep olmuş olduğu asidoz nedeniyle 3 kat daha fazla kalsiyum kaybedersiniz. Peynir yiyenin kemikleri erir. Et az yenebilir. Fakat özellikle et mamullerinden sucuk, salam, sosis vesaire aşırı asidoza sebep olduğu için asla yenmemelidir. Sade temiz et arada bir yenebilir. Haftada 2-3 defa. Süt içilebilir. Yumurta fazla yenmemelidir. Yumurtayla da ilgili yapılan araştırmalarda birçok hastalığı tetiklediği belgelenmiştir. Yani bu da yeni bir araştırma. Yani haftada 2-3 defa yenebilir. Fazla abartmamak gerekir. Şimdi biz Türk milleti olarak batıdan gelen her şeye eyvallah diyoruz. Doğuya bakmıyoruz. Batı 150-200 yıldır affedersin ne verse de yiyoruz. Yani bu kadar da olmaz. Batının ilmini alalım tamam. Ama beslenme tekniğiyle ne işimiz var bizim? Hazreti Muhammed ne yapmış? Sabah bir bardak su, akşam birkaç tane hurma yemiş. Neden iki öğün? Neden iki öğünden fazla yememiş Hazreti Muhammed? Kur'an'a uymuş da onun için. Kur'an ne diyor? Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Neye göre yiyip içeceğiz? Hazreti Muhammed'e göre. Hazreti Muhammed ne yapmış sallallahu aleyhi ve sellem? Sabah kahvaltı, akşam yemek. Bitti. Bir, İki öğün yemiş, iki çok az yemiş, üç çok çiğnemiş. 13 lokmadan fazla yemek yediği gözükmemişti. Bu ilmi olarak da Peygamber Efendimiz'in yaptığının ilmi olarak da kanıtlanmıştır. Nasıl kanıtlanmış? Şöyle. Kişi sabah 8'de kahvaltı yaptı. Pankreas insülin salgılar. Yediği besini yağ ve şekere dönüştürerek harcar. Saat 12'de şeker biter, şeker depoları ve depoladığı yağı harcamak için leptin salgılar. Fakat saat 12'de kişi abur cubur yerse leptin salgılayacağı yere tekrar insülin salgılar. Kişi saat 4'e kadar herhangi bir şey yerse insülin leptin salgılayacağı yere tekrar insülin salgılar. Akşam yatmadan önce kişi tekrar abur cubur bir şeyler yerse leptin salgılayacağı yere tekrar insülin salgılar. Nedir insülin leptin? İnsülin leptin. Bir şey yediğinizde pankreas insülin salgılar. İnsülin yemiş olduğumuz besinleri yağ ve şekere dönüştürerek depolar. Şekeri 4 saatte harcar. 4 saat sonra leptin salgılaması gerekir. Leptin ne yapar? Yağ yakıcıdır, hormon. Saat diyelim 12'ye kadar şekeri harcadı. 12'den sonra leptin salgılayacak, yağ yakacak. Ama biz ne yaptık? Elma, armut, cips, jelibon, kek, onu, bunu, şunu yedik.
leptin salgılamaz. 4 saat tekrar yine leptin salgılamaz, yine enzimi salgılar. Yine yağ ve şekere dönüştürüp depo olacak. Akşam 6'da diyelim yemek yedik. Yine leptin salgılamadı, yine enzimi salgıladı, yine yediğimizi depolar. Yatmadan önce bir şey yedik. Yine leptin salgılamaz, yine enzimi salgılar. Bu ne demek? Kişi sürekli 5-0 maça yenik olarak başlıyor demek. Galatasaray-Fenerbahçe maçı oluyor. Hakem takımlardan birinin tuttu diyelim. A takımını. Arka arkaya 5 tane penaltı verdi. Ne oldu? 5-0 takım mağlup. Başladı 5 takım. 5-0 hakem kararıyla mağlup, taraf tutmasıyla mağlup olursa ne olur? O takım morali biter. Bir daha da maç oynayın. Düşünün ki biz her gün 5-0 mağlup başlıyoruz. Yani vücudumuz asidoz, asidoz, asidoz. Yağlanma, yağlanma, yağlanma. Yağları yakıcı leptin salgılanmasına bünyemizi müsaade etmiyoruz. Bu şuna benzer. Arabayla yola çıktık. Arabamızda hem LPG yani gaz var, hem benzin var. Saat, efendim 4 saat araba sürdükten sonra LPG bitti, gaz bitti, benzine döneceğiz. Ama benzine dönemiyoruz, arıza var. Ne oldu? Kaldık yolda. İşte kilolu insanlarda vücut artık alışıyor hazır şekere, LPG'ye. Alışıyor, artık benzin istemiyor. Onu yakmak zor. Kişi yağlanırsa artık kolay kolay leptin salgılamıyor. Bu nedenle abur cubur yiyen insanlar, ara öğün yiyen insanlar, günde 2 öğün değil 3-4 öğün yiyen insanlar, saati geldi mi bir şey yemese kriz başlıyor. Kişi şayet alışırsa, nasıl oruç tutuyoruz? Oruç tuttuğu gibi. 1-2 hafta dayanabilirse 2 öğüne, sabah akşam, sabah akşam arada bir şey yemezse, tekrar otomatik bünye leptin salgılar, bu kriz atlatılır ve kişi isterse 150 kilo gelsin, 3-4 ayda yavaş yavaş vücudundaki bütün yağlar erir. Hiçbir ilaç kullanmaya gerek yok. Evet, öyle dedik de ama diyelim ki vücudunda işte asidoz nedeniyle curuf oluştu. Curuf nedir? Bataklık diyelim. Sivrisinek bataklıkta yaşar. İnsan vücudunda curuf oluşur. Curuflu ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Bu da protein ağırlıklı yani aşırı yağlı et mamulleri yemek, aşırı peynir yemek, aşırı yumurta yemek ve beyaz undan yapılan mantı, makarna, börek, çörek yemekten kaynaklanır. Kepekli undan yapılan ekmek yenebilir. Evet. Asidoza karşı İksir kullandığı zaman ne yapar? İksir vücudun asidozunu önleyici özelliğe sahiptir. Vücudu cerahat, curuftan temizler, arıtır. Temizleyicidir. Şimdi protein diyeti tehlikelidir. Protein diyeti. Hollywood diyeti, Dukan diyeti, Karatay diyeti, ismi ne olursa olsun. Uyduruk diyetler. Hepsi fasafison. Gerçek bir diyet. Hazreti Muhammed'in diyeti, peygamber. Aslında buna peygamber diyeti demek de yanlış. Sünnete uygun beslenme. Kişi sünnete uygun beslenirse hayatta hastalanmaz. Bakın peygamberimiz zamanında Müslüman olan Arap asıllı, İran asıllı bir hekim Medine'ye geliyor ve Medine'de hastaları tedavi etmek için muayenehane açıyor. Adam aylarca bekliyor, tek bir hasta yok. Neden? Bir, iki öğün yiyorlar, leptin salgılıyor, yağları yakıyor, yağ yok. İki, az yiyorlar,
Evet, çok çiğniyorlar, bitti. Yani şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin, onu yiyeceksin, şudur, budur. Allah ne diyor? Allah Teala yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. İslam'ın helal kıldığı her şey yenebilir. Peygamber Efendimiz beyaz una müsaade etmemiş. Unun elenmesine müsaade etmemiş. Kepekli una müsaade etmiş. Sofra tuzu sonradan ortaya çıktı. Kaya tuzu kullanmak gerekir. Et yenebilir, taze temiz et. Her gün ama yenmez. Peynir asla yenmemeli. Diyor ki Karatay hanımefendi proteinli beslenme. Avrupalı, Amerikalı proteinli besleniyor. Amerikalılar sabah kalkıyor. Biftek, pirzola sabah kahvaltısında. Avrupalılar peynir. Ne oluyor? Avrupa ve Amerika'da insanların %80'i obez. Tansiyon var, kolesterol var, lipid var, şeker hastalığı var, böbrek yetmezliği var. Avrupalı, Amerikalı hep hasta. %90'ı hasta. Ben Almanya'da Taylandlı, Filipinli, Çinli, Koreli birçok insanla tanıştım. Bir tane Güneydoğu Asyalı insanda kilolu insan görmedim. Bir tane görmedim. Bir Alman 3-4 tane Vietnamlı, Taylandlı ve Çinli'ye bedel. Kilo bakımında. Veya Amerikalı. Eğer ki protein diyeti faydalı olsaydı gerçekten Avrupa'da, Amerika'da insanlar zaten hasta olmazdı. Bir bakın Çin'e, Hindistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Pirinçle besleniyorlar. Hasta mı insanlar? Günde 2 öğün yiyorlar, problem yok. Ama onlarda da zenginleşme, endüstrileşme nedeniyle orada da günde 3 defa, 4 defa, 5 defa 5 öğün, 4 öğün yeme başladı. Avrupalı diyetisyen. Aslında bütün bu bir senaryodur. Ne senaryosu diyeceksiniz? Bir komplodur. Ne komplosu? Avrupalı emperyalistler Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, Portekiz, Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerini koloni haline, sömürge haline getirdiler. Oraları sömürdüler. Zorla. Mesela Hollandalılar Macau adasını işgal ettiler. Macau adasında yaşayan bir kişi kendi bahçesindeki bir tane misk cevizinden, küçük Hindistan cevizinden alıp yese adamı idam ediyorlardı. Veya elini kesiyorlardı. İşkence yaptılar. Bütün Avrupalılar, Asyalılar, Afrikalılar, Amerikalılara işkence yaptılar. Avrupalılar, koloni, sömürge zamanında. Amerikalılar İkinci Dünya Savaşı'nda süper güç olunca ne yaptı? Avrupalılar gibi zorla sömürmek değil, hayran bırakarak sömürme metoduna geçtiler. Hayran bırakarak. Neyle? Filmle bütün dünya kendilerine hayran bıraktılar. İki, fast food tarzı, hamburger, cheeseburger, kola. Üçü de zehirler. Üçü de obez yapar insanı. Ve tavukları var tabii, Amerikan tavuğu. Çekin. İlaçlıyorlar hepsini. Yiyenler hep obez. Amerikan tarzı beslenen herkes obez ve herkes kilolu, herkes hasta. İki, Amerikan tarzı giyimler, jeans vesaire. Üç, efendim Amerikan sigarası, Amerikan içkisi, alkolü. Dört, efendim hastalanan bu insanları neyle tedavi edecek? Amerika'dan, Avrupa'dan gelen ilaçlarla. Beş, Amerikalılar sağlıklarını, bünyelerini, sağlıklı düşünmelerini engel oldukları hastalıklı insan yetiştiriyorlar. Hastalıklı insanlara iktidar yapıyorlar. İktidar yaptıkları hastalıklı insanlar birbirle savaştırıyorlar. Ne oluyor? Bir de silah satarak para kazanıyor. Amerikalılar beş koldan bütün dünya ülkelerini sömürmenin yollarını bulmuşlar. Kendilerine hayran bırakıyorlar. Aslında Amerikalılar insanları mankurtlaştırıyorlar. Mankurt denir eski Türkçe'de.
Mankurt demek kendine benzetmek, beynini boşaltmak. Adam Türk gibi mesela. Ama görünüşü Türk. Amerika için çalışır, Amerika için konuşur, Amerika için yaşar. Mankurt. Satılmış insan. Her şeyi Amerika içindir. Ha, sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil bu. Rusya hayran olanlar var, Çin hayran olanlar var. Fars hayran olanlar, Arap hayran olanlar var. Biz Türk'üz, ben Türk'üm diyen bu ülkede suçlu gibi bir şey yani artık. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Amerikan tarzı beslenmek, yaşamak tehlikelidir. Protein diyeti saçmalığı insanı yavaş yavaş ölüme götürür. Çünkü protein beslenme, protein diyeti asidoza sebep olur. Asidoz. Asidoz da bildiğiniz bütün hastalıkların anasıdır. Asidoz. Profesör Doktor Karatay hanımefendi, Hollywood diyetini bırak. Peygamber diyetine dön. Hürmetler, saygılar.